Neyim var? Emülatörü de kurdum. Editör kullanımım var. Setup and Editor. Editör olarak gördüğünüz gibi Android Studio ve Intel J kullanabiliriz. Visual Studio Code kullanabiliriz. Emacs kullanabiliriz. Android Studio ve Visual Studio Code kurulumlarını göstereceğiz. Şimdi Android Studio'yu editör olarak nasıl ayarlayacağım onu gösterelim arkadaşlar. Kurduğum Android Studio'yu çalıştırıyor şey bir kapatıyorum. Daha doğrusu şöyle baştan göstereyim. Close Project. Bakın arkadaşlar, yeni bir proje oluşturayım. Empty Activity Next isim vermiyorum. Java olsun. Finish. Projem biraz hızlı gelecek. Sıkıntı yok. Geldi. Şimdi ilk çalışma olmadığı için hızlı geldi. Settings diyorum. Ayarlar. File Settings. Şurada plugins var arkadaşlar. Eklentiler. Buraya ben Flutter yazıyorum. Kuruyorum. Accept. Install. Bir de Dart yazıyorum. O da otomatik kurulmuş oluyor. Restart IDE deyip restart yapıyorum arkadaşlar. Android Studio'yu yeniden başlatıyor. Yeniden başlatmam da bir tık bekletiyor arkadaşlar. Flutter'ın kurulduğunu söylüyor. Flutter, Plugin Reports vesaire onları geçeyim. Şimdi kapatıyorum Android Studio'mu. Artık Flutter projesi açabilirim. Close diyorum. Bu Java projesiydi. Bakın arkadaşlar, Create New Flutter Project var. Yeni Flutter projesi oluştur. Flutter Application, Next. Şimdi bakın diyor ki Flutter SDK Path Not Given SDK yolu verilmedi. Bunun için geliyorum. Şuradan şu CD biz Flutter diye bir dosya oluşturmuştuk. Bulunmuştuk. Şu. Okey diyorum. O yolu da verdim. Next deyip finish diyorum. Şu include code in ve Swift onları da aktif yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Flutter projem oluşuyor. Şuradan takipte kalın. Bu da artık derlemeler, senkronizasyonlar, kütüphane indirimleri vesaire yapıyor. Artık söylemeyeceğim. Bu bekleme süreleri uzun sürebilir. Bu da benim son uyarım bu konuda arkadaşlar. Ne demiştik? Flutter Dart'la çalışıyor. Senkronizasyonum bitti. Şunu biraz sola alayım. Şu an aygıt görünmüyor. Çalıştırı tıklıyorum. Okey diyorum. Aygıt bulunamadı diyor. Şu AWD Manager'a gelip şuradan çalıştırı tıklıyorum. Emülatörüm bir geliyor. Açıldı emülatörüm. Bir daha bir çalıştırayım. Şimdi Flutter projemi çalıştırıyor. Şurada Launching Library Main Dart, görüyoruz. Şu an emülatöre gönderiyor. Derlemeler devam ediyor. Bu da biraz sürecek. An itibariyle arkadaşlar bir 3 dakika kadardır ilk Flutter Dart emülatörünün çalışmasını bekliyorum. Flutter'ın ilk proje kurulumunda emülatöre göndermek biraz uzun sürüyor arkadaşlar. Bunu belirteyim. Hala beklemedeyiz. Şu an zannedersem bitti. Şu an tik atıyor. Yani tamam, APK'mı ayarladı. Yüklüyor şu an emülatöre. Geldi.
İleride şunlar ne demek bahsedeceğim ama arkadaşlar çok kısa bir göstereyim. Bakın şurada Flutter Demo, Flutter Demo Homepage başlıklar var. Sonra have pushed the button this many times. Butona şu kadar tıkladın gibi kodlarım var, bir projem gelsin. Butonun mesela şöyle tıklayınca görünüyor. Şu sarı hot reload var arkadaşlar. Hot reload ne demek? Mesela ben şu blue rengi temsil ediyor. Bunları ileride anlatacağım ama sadece bir değineyim. Yellow yaptım. Ctrl S ile kaydedince hot reload yapıyor. Hemen hızlı çalıştırma. Burada gerekeni görüyoruz. Mesela bir tane daha hot reload yapayım. Flutter Home Demo Page. Şu demoyu kaldırayım buradan. Ctrl S ile kaydediyorum. Bakın demo burada da kalktı. Hot reload. Sıcak yükleme, hemen yükleme. Tabii köklü değişiklikler yapınca hot reload yeterli olmayabiliyor. Onu da bahsedeyim. Arkadaşlar Android Studio'da kurulum bu şekildeydi. Emülatörümü durduruyorum.